Herkese sevgiler, herkese merhabalar. AYT'nin etkisi azaldı mı? TYT'nin soruları zor mu olacak gibi. Çok aslında doğru olmayan sorular geliyor arkadaşlar. AYT'nin etkisi azalmadı. Sadece AYT'deki konuların sayısı azaldı. O da koronavirüsten dolayı 12. sınıf öğrencilerinin maalesef şu an yüz yüze eğitim görememesinden dolayı. AYT'nin etkisinde hiçbir azalma yok. Eskisi gibi AYT %60, TYT'de %40 etkili olmaya devam edecek. Peki öyleyse hocam anladık, tamam, AYT %60, TYT %40 etkili ama AYT'den çok fazla konu elemesi yapıldı. TYT zor olacak mı öyleyse? Çünkü AYT belli ki kolay olacak gibi bir düşünce hakim. Gelen sorulardan da bunu anlıyorum. Arkadaşlar TYT'nin zor olup olmayacağını ya da önceki senelerde zor olup olmadığını biz tüm adayların yaptığı netlere bakarak bir şekilde anlam çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela 2018 ve 2019 yıllarına bakalım. 2018'de Türkçe neti 16.17. 2019'da Türkçe neti 14.67. Biz şimdi 2018 Türkçenin, Türkçe bölümünün, Türkçe dersinin 2019 Türkçe'ye göre daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Ya da o sene, yani 2019'da giren öğrencilerin Türkçe'ye yeterince çalışmadığını da söyleyebiliriz. Yani iki farklı sonuç çıkartabiliriz. Yine 2018 yılında 5.64 matematik netleri, 2019 yılında 5.67. Çok küçük bir fark var. Benzer zorlukta diyebiliriz. Benzer seçicilikte, eleyicilikte diyebiliriz. Fen bilimleri içinse 2.82 2018'de, 2019'da 2.24 net yapmış öğrenciler. Biz 2019'u daha zor diye düşünebiliriz. Ya da 2019'daki öğrenciler daha az fen çalışmış da diyebiliriz. Sosyal bilimler için de 2018 6.09, 2019 6.68. Burada da 2018'deki öğrencilerin sosyal bilimlere yeterince çalışmadığını ya da 2018 sosyal bilimler sorularının daha eleyici olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelelim meseleye. Arkadaşlar sınavın geçerli ve güvenilir olabilmesi için bilenle bilmeyeni ayırt edebilmesi gerekiyor. 2018 ve 2019 yılları için İstatistikler yayınlandıktan sonra evet zordu, kolaydı, öğrenciler yeterince bu bölüme çalışmamış ya da çalışmış gibi ifadelerde bulunabiliyoruz. Ama sınav olmadan önce TYT zor olacak deyip kaygı yaratmaya, TYT çok kolay olacak deyip öğrencilerin kendini rehavete kaptırmasına müsaade etmememiz gerekiyor. YouTube'daki hocalar bu konuda gördüğüm kadarıyla da gerçekten buna dikkat ediyorlar ama YouTube'daki bazı öğrenci arkadaşlar maalesef buna dikkat etmiyorlar. Onlar da bu hassasiyeti öğretmenlerdeki kadar görmüyorum. Bunu da normal karşılıyorum açıkçası. Yani durumun böyle bir sonuç ortaya çıkaracağını o arkadaşlar düşünmüyor, düşünemiyor olabilirler. Bu sebepten dolayı sınavda herkesin yapabileceği çok kolay sorular olacağı gibi bilenle bilmeyeni ayırt eden, hatta çalışmasını çok iyi derecede yapmış, konuyu çok iyi özümsemiş bir öğretmen gibi konuya hakim öğrencileri de ayırt edecek çok zor sorular olacak. Zaten ölçme değerlendirme kuralıdır. %10 çok kolay, %10 çok zor, %20 kolay, %20 zor ve %40 orta derecede zorlukta sorular çıkmak zorunda istenen bu arkadaşlar. Ha, bazı sınavlarda, bazı senenin sınavları evet zor olabiliyor, bazı senenin sınavları kolay olabiliyor ama ÖSYM'nin, sınav yapıcıların asıl amacı zor bir sınav yapmak değil, kolay bir sınav yapmak değil. Bilenle bilmeyeni ayırt eden seçici, geçerliliği, güvenilirliği yüksek sınavlar yapabilmektir. Tıpkı yemek yapan bir şef gibi. Şef ne yapmak istiyor? Çok güzel bir yemek yapmak istiyor, değil mi? Lezzetini, tadını tam olarak vermek istiyor. Tuzunu, baharatını tam olarak koymak istiyor. Ama bazen çıkan sonuç memnun etmeyebiliyor yiyeni. İşte ÖSYM'nin yaptığı da bu. Aslında nihai hedefi seçici güzel bir sınav yapmak, geçerliliği, güvenilirliği yüksek. Ama bazen sonuç çok zor olarak ortaya çıkabiliyor. Bazen çok kolay olarak ortaya çıkabiliyor. O birazcık da sınava giren öğrencilerin niteliğiyle alakalı. Bakın buraya kadar söylediklerim çok önemli arkadaşlar. Burayı iyi anlamaya çalışın. TYT'ye girip çıktıktan sonra arkadaşlar birçoğunuzun sınavı zaten kötü geçecek. Ben de 2006 yılında girdiğimde benim de sınavım kötü geçmişti. Öyle hissetmiştim. Çünkü bir sıralama sınavı, zorluk derecesi yüksek sorular geldiğinde bittim, yandım diye düşünebiliyorsun. Evet. Ve saatlerce uyumuştum. Çünkü o umutsuzluktan kurtulmanın, en iyi yolu uyumak. Fakat sonuçlar açıklandıktan sonra ben eşit ağırlıkta 7000. olduğumu gördüm ve PDR'yi kazandım istediğim bölümde. Çok şükür.
Siz de aynı şekilde o hislerle uyuyacaksınız belki. O hislerle bir gün geçireceksiniz. Ama sonrasında sınav sonuçları açıklanınca göreceksiniz ki hiç de düşündüğünüz gibi olmayacak. Sıralamalar aslında çalıştığınızı, hak ettiğiniz yeri bulan sıralamalar olacaklar. Görüyorum çok fazla çevremdeki öğrencilerden de netleri kendilerine referans alıyorlar. Arkadaşlar 2019 netleri değişebilir. 2018 netleri de değişmişti zaten. Yani her sene bir önceki netlerden çok farklı bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. O yüzden netlere bakarak harekete geçmeyin. Netlere bakarak da rehavete kapılmayın. Yani netlerim benim tamam hocam geçen seneki işte netlere göre ben kazanıyorum şu an falan deyip sakın çalışmayı durdurmayın. Bu 4 ay içinde siz durursanız diğerleri çalışırsa en geriye düşebilirsiniz. Her zaman verdiğim bir örnek var. 10 soruluk bir sınav, 10 puan her soru. Sen giriyorsun ve 9 net yapıyorsun. 90 puan. Mükemmel gözüküyor değil mi? Diğerlerinin hepsi 10 net yaptıysa sonuncusun. Ya da 5 net yapıyorsun 50 puan ama sınav çok seçiciyse diğerleri 40-30 net yaptıysa birinci olabilirsin. Yani 50 puanla birinci olup 90 puanla sonuncu olabileceğin bir sınava giriyorsun. Bunun bilincinde olup bu son kalan 4 ayda da kendine, netlerine güvenip rehavete kapılmadan derslerini sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceksin. Çünkü birileri çalışıyor ve sen o birilerini geçmelisin. Maalesef yani hayatın bu ÖSYM'nin, YKS'nin kuralı bu. Arkadaşlar derece grubu içinde çok ciddi bir zaman var. Şu an hiç çalışmamış ama hedefleri olan kişiler için de çok zaman var. Polislik isteyenler için de çok zaman var. İşte beden eğitimi yüksek okuluna girmek isteyen, özel yetenekli sınavlara girmek isteyenler ama hiç çalışmayanlar için de barajı geçebileceği çok zaman var. Şunu söyleyeyim, 1 milyon kontenjan var arkadaşlar. Bu 1 milyonun kontenjanın dolması gerekiyor. O yüzden über zor bir sınav yapılması mümkün değil. Fecaat olur. Nihayetinde baraj puanlar var. O baraj puanları geçecek bir kitle isteniyor. İşte devlet üniversitelerinde hocalar, kadro var bir sürü. Bekliyorlar sizi. Vakıf üniversitelerinde bir sürü çalışmalar var. Bekliyorlar sizi. Yani dediğim gibi seçici bir sınav olacak. Bilmeyenle bileni ayırt edecek olması gereken de bu. Çok kolay bir sınav olması zaten çok çalışan öğrenci için hiç iyi bir şey de değil. Bakın arkadaşlar zamandan en çok şikayet edenler, zamanını en kötü kullananlar. Şu şikayetleri bir kenara bırakın. Tamam, üzülmenin, dertlenmenin, işte bahaneler bulmanın sırası değil. Öyle söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, aşkla yapın. Hoşça kalın.